Merhaba arkadaşlar. Kalsiyum eksikliği vücuda başta kemik erimesi olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bunun için günlük dozda kalsiyum alınması çok önemlidir. Kalsiyum eksikliği, kalsiyum içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi, D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek, çok fazla tuz tüketimi ve magnezyum eksikliğinden kaynaklanabilir. Bu güzel video sayesinde kalsiyum içeren en önemli besinleri öğrenmiş olacaksınız. Artık kalsiyum eksikliğini gideren besinleri sizler de bileceksiniz. Başlarken kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İşte kalsiyum kaynağı o besinler. Listenin ilk sırasında hepinizin tahmin ettiği üzere süt geliyor. Kaliteli bir kalsiyum kaynağı olan bir bardak süt 300 mg kalsiyum içeriyor. Yetişkinler süt yerine doğal ev yoğurdu tüketebilir. Kalsiyum kaynağı diğer bir besin ise sevilen kuru yemişler arasında yer alan bademdir. Bir avuç badem ise yaklaşık 76 mg kalsiyum içeriyor. Genel olarak çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarda kalsiyum bulunuyor. Bunlardan biri de kale lahanası. Bir fincan kale lahanası tam olarak 245 mg kalsiyum içeriyor. Ki bu oran diğer sebzelere kıyasla en yüksek orandır. Fasulyeler ve mercimek de kalsiyum açısından çok zengindir. Fasulyenin siyahı, beyazı ya da akrabaları, ki bunlar arasında bezelye ve börülce de var, fasulyegillerin hepsi bol miktarda kalsiyum içeriyor. Kırmızı ve yeşil mercimek de kalsiyum zenginidir. İçinde bol miktarda demir, çinko, magnezyum ve potasyum var. Kalsiyum kaynağı diğer bir besin ise eşsiz bir lezzete sahip olan incirdir. Muhtemelen kalsiyumdan en zengin meyvelerin başında o var. Günde 1-2 adet incir yemek yeterlidir. İçinde bulunan kalsiyum, demir, potasyum, yüksek miktarda lif olan incir, salata ve yoğurtla birlikte de yenilebilir. Kalsiyum faydalı bir mineral olmasının yanında fazla alındığında sağlık açısından tehdit oluşturabilir. Bu nedenle sizlere yaş aralığına göre günde ne kadar kalsiyum alınması gerektiğini de açıklıyoruz. İşte günlük almanız gereken kalsiyum miktarları. 0 ila 12 ay bebekler 525 mg. 1 ila 3 yaş 350 mg. 4 ila 6 yaş 450 mg. 7 ila 10 yaş 550 mg. 11 ile 18 yaş arası erkekler 1000 mg. 11 ile 18 yaş kızlar 800 mg. Yetişkinler, yani 19 yaşın üstündekiler 700 mg. Hamile kadınlar 700 mg. Emziren kadınlar 700 mg artı 550 mg. Bu değerli videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.